emeği geçenlere, katkıda bulunanlara teşekkür ederim. Sağ olun. Antandros Derneği kamu yararına bir dernek ve Antandros antik kazı çalışmalarına destek olan, bu konuda kültürel miras çalışmaları yapan, farkındalık çalışmaları yaratan bir dernek. 3500 çocuğa eğitim verdik bu anlamda. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Antandros kazılarını anlatan bir fotoğraf sergisindeyiz şu anda. Sanat tarihçisi ve fotoğraf sanatçısı, kazıların resmi fotoğrafçısı Firdevs Sayılan'ın fotoğraflarından oluşuyor bu sergi. Sergiyi gezdiriyoruz çeşitli şehirlerde. Bir başka özel gün daha var bugün. Biz antik yemeklerden oluşan bir kitap oluşturduk. Antandros'un antik yemeklerini de içeriyor bu. 90 reçeteden oluşuyor. Amacımız sadece antik yemekleri kayıt altına almak değil, bu bölgede bir antik rota oluşturmak. Gelen konuklar antik kentleri gezsin ve burada antik yemekleri yesinler. Biliyorsunuz dünyanın ilk güzellik yarışması da Kaz Dağları'nda yapıldı, İda Dağı'nda yapıldı. Ve antik giysilerle altın elmanın peşine, hikayesinin peşine düşsünler istiyoruz. Biraz sonra kitabın lansmanı yapılacak. Antandros'un 3 kitabı oldu. Antik yemek kitabının yanı sıra yazar Veli Dalbudak Antandros Roma kitabını yazdı. Bir romandır bu. Aynı zamanda Şahin Boran'ın da yine Antandros'la ilgili bir kitabı var. Onların lansmanındayız şu anda. Ve sizi bir antik çörek olan Balıkesir'in çok peynirine uygun libumla ağırlayacağız. Ve bir gül şerbeti sunacağız konuklarımıza. Hep birlikte herkesi bekliyoruz. Döneminde yapılmış bir ekmek türüdür. Bugünkü malzemelerle yaptık. Mırılıç peyniri, kaşar peyniri, kaşar loru ve beyaz peynir kullandık. İçine biraz un, biraz bal ve yumurta ile birlikte bir defne yapraklarının üzerine koyarak pişirdik. Bu binlerce yıl önce insanların yediği ekmek türü buymuş. Bunun adına libum ekmeği, defneli ekmek diyoruz. Hemen usta ben farklı derneğe başlayacağım. Bize lavatörü alayım.